Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen yıl erkek arkadaşıyla bindiği aracın sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını yitiren 23 yaşındaki öğretmen Sedef Tuncay'ın dövülerek öldürüldüğü anlaşılınca maktulun arkadaşı müebbet hapse çarptırıldı. Öğretmen Sedef Tuncay ile erkek arkadaşı Yavuz Sönmez içinde bulunduğu otomobille 26 Ağustos 2015'te ilçeye bağlı Bolatlı mahallesinde sulama kanalına düştü. Olayda Sönmez ve Tuncay yaralandı. Genç öğretmen tedavi gördüğü hastanede verdiği 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü. Kazanın ardından gözaltına alınan erkek arkadaş Sönmez ifadesinde kız arkadaşının içki içtiğini ve aracı kullanmak için ısrar ettiğini, direksiyona geçtikten sonra da kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Kendisinin aracın camını kırarak sudan çıktığını ancak sevgilisini kurtaramadığını iddia eden Sönmez adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Genç kadının ölümüyle ilgili Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunun soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısına gönderilmesiyle olayın kaza olmadığı anlaşıldı. Tuncay'ın kanında ve göz içi sıvılarında alkol bulunmadığı da belirtilen raporda ölümün genel beden travmasına bağlı olarak göğüs kırığı ve suda boğulmayla gerçekleştiği bildirildi. Tarsus Cumhuriyet Savcılığı'nın rapor doğrultusunda kasten öldürme suçlamasıyla hazırladığı ek iddianamede şüpheli Yavuz Sönmez'in belirlenemeyen bir nedenden dolayı Sedef Tuncay'ı darp ettiği, maktulun yaralı vaziyetteyken suda boğularak darp ve boğulma nedeniyle öldüğü, şüphelinin Sedef Tuncay'ı bu şekilde kasten öldürerek olaya kaza süsü verdiği kanaatine varıldı ifadesine yer verildi. Hakim Ercan Kumhak başkanlığındaki mahkeme heyeti sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken takdiri indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına da karar verdi. Mersin'de iki şüpheli paket paniği yaşandı. Bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilen her iki paket de boş çıktı. İlk şüpheli paket İstiklal Caddesi Özgür Çocuk Parkı'nda bulundu. Parkta siyah bir çanta gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine ulaşan bomba uzmanı koruyucu elbisesini giyerek yanına gittiği şüpheli çantayı önce inceledi. Ardından da fünye ile patlatılan çantadan 3 adet pet şişe su çıktı. İkinci şüpheli paket ise Mersin tren garında bulundu. Rayların yanında bir çanta gören gar görevlileri o sırada Mersin-Adana seferini yapan treni durdurarak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine ulaşan bomba imha uzmanları ellerine alarak inceledikleri çantanın boş olduğunu saptadı. Bir süre bekletilen yolcu treni Adana'ya gitmek üzere gardan ayrıldı. Mersin'de elindeki cep telefonunu vermek istemediği için cep telefonunu gasp etmek isteyen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan lise öğrencisi ölümden döndü. Fakülte hastanesinde. Şimdi iş çıkışı eve geliyordum. Yolda yolumu kestiler, oturuyordu orada. Yanıma gel dedi, gitmedim. Çağırdı, gene gitmedim. Sonra yanıma geldi, telefonunu ver dedi. Vermeyeceğim, inat ettim. Sonra bıçağı çıkardı. Önce koluma sapladı. Sonra verdim, karnıma sapladı. Orada Kasım Ekenler sitesi vardı. Oradan güvenlikten yardım istedim. Annemi ambulans polisi falan çağırdı. Oradan hastaneye gittik. Evet, 8-9 gün hastanede yattım. Olayın üzerinden 12 gün geçmiş olmasına rağmen şüphelinin hala bulunamamış olmasına tepki gösteren anne Sevda Demir, "Benim çocuğumun kimseye bir zararı olmadı. Ben bunu yapan şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi. Benim çocuğumun telefonu vardı. Telefonunu elinden almış. Tamam, alsın telefonu ama çocuğuma bir şey yapmasaydı en azından. Telefonu götürseydi. Benim çocuğumu yani bıçaklamış. Yazık, günah yani. Küçücük çocuklar bunlar. Sonra fakülte hastanesine gittik. Doktoru acil ameliyata aldı. Hani iç kanama var dedi veya dedi bağırsaktan olabilir dedi. Ya benim çocuğum 8 gün hastanede yattı. Benim çocuğumun hiçbir zararı yok kimseye de. 8-9 gün yattık hastanede. Yani en azından onların bulunmasını istiyorum ben. Böyle bir şey yaşarmasın hiç kimse.
Mezitli çok programlı lise öğrencisi olan ve aynı zamanda bir yakınının yanında çalışan 15 yaşındaki Burkay İsteyin, 5 Şubat tarihinde Eğriçam Mahallesi Kasım Ekenler sitesi önündeki minibüs durağında beklerken elindeki cep telefonunu vermek istemeyince gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında viraja hızlı giren kamyonet tarlaya uçtu. Bu sırada tarlada çalışan Sultan Çelik ve Hikmet Çelik ölümden döndü. Uçunca koltuk. Ben şurada çok oğlum onu da çalıştım. Ben o sizi kırmıyordum canım. Ağırdasın. Ercan Temizkan yönetimindeki kamyonet Bozyazı'dan Anamur istikametine seyrederken Antalya-Mersin Karayolu üzeri pullu mevkiinde virajı alamayarak karşı şeride geçti ve tarlaya uçtu. Tarlada çalışan Çelik çifti kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nasıl oldu adamın kafası? Böyle dışında yan yatıyorduk, bağırınca sesi ölü tal dedik. Biz öyle kaldırdık, ona getirdik, üstünü aldık. Allah'ım yarabbim. Araba buradan demek ki dikine... Evet, dikine gitti, ne şey etti, yan yattı. Ters attı. He, ters attı, tekerle kuva geldi. Hava yastığı yokmuş herhalde arabada. Süper Lig 2015-2016 Hasan Doğan sezonunun ikinci yarı ilk haftası. 18. haftada yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendiği için 17 Şubat tarihinde oynanan Beşiktaş-Mersin İdman Yurdu mücadelesini Beşiktaş tek golle kazandı. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan ve hakem Barış Şimşek'in düdük çaldığı maçta sis etkili oldu. Normalde saat 19.30'da başlaması gereken mücadele sis nedeniyle yaklaşık 35 dakika gecikmeli başladı. Beşiktaş-Mersin İdman Yurdu mücadelesinde 73. dakikada Jose Sosa'nın serbest vuruştan bulduğu golle 1-0 öne geçen Beşiktaş bu üstünlüğünü müsabaka sonuna kadar korumasını başardı. Bu sonuçla Beşiktaş bir maç eksiğine rağmen puanını 48 yaptı ve lider Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Mersin İdman Yurdu ise 17 puanda kalırken -14 averajla 17. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan erteleme maçının ardından konuşan Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Ümit Özat, frikik golü olmasaydı kimsenin gol atmaya niyetinin olmayacağı bir maçtı bu, dedi. Güzel bir mücadele oldu aslında. Kendi adımıza da öyle oldu. Rakibin zaaflarını biliyorduk. Özellikle kenardan iyi geleceklerini de biliyorduk. Bu anlamda oyunu da iyi kitlediğimizi düşünüyorum ama çıkışlarda daha dikkatli olabilseydik pozisyon yakalayabilirdik. Ya bu maç belki frikik golü olmasa 90 dakika, 190 dakika sonuysa belki de iki tarafında gol bulmayacağı bir maçtı. Ama mücadeleden çok memnunum. Bizim için ekstra bir maçtı. En azından eksik maçımızdı. Dolayısıyla buradan alacağımız 1 ya da 3 puan bize çok şey katabilirdi ama bu maçtan yani kaybımızın da bizden çok şey götüreceğini düşünmüyorum. Neticede iyi maç oldu. İyi mücadele oldu daha doğrusu. Artık 3 gün sonraki Osmanlı Spor maçına bir an önce hazırlıklarımıza başlayacağız yarından itibaren. Tamam. 13 maçımız var. Bu 13 maçın 7 tanesi içeride ve rakiplerimizle oynayacağız. Dolayısıyla biz zaten içerideki 7 maçı aldığımız zaman otomatikman ligde kalma yolunda büyük bir adım atmış oluruz. Ama tabii dışarıdan da ne getiriyorsak getirebilmemiz lazım. Biz Kayseri'de bunu başardık. Bundan sonra da Osmanlı gibi, Rize gibi deplasmanlarda bunu getirebilecek aslında gücümüz var. Şimdi Sadık aramıza dönecek. Kalli ile Wellington da bir an önce aramıza dönerse daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Neticede 5 yaşta oynuyorsun. Bunlar büyük camialar, büyük paralara kurulmuş takımlar. Dediğim gibi geçen hafta Galatasaray'dan aldığımız nasıl ekstraysa, bu hafta bir ekstra çıkarabilirdik. Olmadı. Neticede rakiplerimiz de bunlarla oynayacak. Onun için ben mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. 18. haftada kar yağışı nedeniyle ertelenen maç sonunda Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda yapmış olduğu açıklamasına Ankara'daki terör saldırısına değinerek başladı. Evet, önce yeni öğrendiğim acı olayı size tekrar paylaşmakta yarar var. Maalesef
yeni bir acıyla uyandık. Ölenlere Allah'tan rahmet diyoruz. Yakınlarına başsağlığı, bütün Türkiye'nin de başı sağ olsun. İnsanlığın aslında öldüğü bir günü yaşıyoruz. Ülkeler, insanlar daha modern, daha mutlu yaşamak için çalışırken birdenbire kendini yok etme savaşına girdi. Bunu yapan herhangi bir insan olması mümkün değil. Yani terörün propagandası olmaz. Bunu devletle de, milletle de, bunu ne hükümetle, ne devletlerle, ne bütün insanlıkla alakası yok. Bunu yanımızda bulunan bir herhangi bir olumsuz insanı yok etmek için uğraşmamız gerekiyor. Bu düşüncede olan hastalıktı. Hastalık da olsa başka bir yani olay olabilir. Onun için maalesef bir acıda yaşadık. Türkiye üzerinde oynanan oyunda da sadece hükümete veya devlete iş düşmüyor, hepimize iş düşüyor. Etrafımızda böyle kötü niyetli olanlar mümkünse biz de yok etmek için katkımız olması gerekiyor. Ne yapılabilirse onu yapmamız gerekiyor. O yüzden üzgünüz. Bunun gölgesinde bir maç oynadık. Yani ben maçı da içerisinde duymadım ama şimdi yeni duydum. Ama duyanlar var herhalde zannediyorum. Rakipten daha iyi takımız. Rakip 3 maçta 7 puan aldı. Moralli ve güvenliydi ve bu maçta kaybedecek bir sesi yoktu. Biz ise bu maçta kaybedecek çok şeyimiz vardı. 1 puan bile kaybetsek. Yani kaybedeceğimiz her puan bize pahalıya mal olabilir. O yüzden kazanmayı isteyen takım olarak sahaya çıktık. Rakibin savunmada kalmasını da bekliyorduk. Öyle de oldu. Oyuna da hakimdik. Öyle bakarsak iki maça yani işte tarafsız gözle iki takıma evet biz daha kazanmamız gerekiyor. Kazandık. Ama oyun olarak kendi oyunumuzun altında oynadık.